13 Nisan 2049. Son teravihler. Ayakkabıların çok güzelmiş. Anne, bakayım bir. Kim aldı onları sana? Anne. Anne mi aldı? Hayırlı olsun. Yürü bakayım bir. Kus 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 kus. Böyle. 14 Nisan 14.54 saat. Çocukluğumda unutamadığım bir anım geldi aklıma. Bunu paylaşmak istedim sizle. Umarım dinlersiniz. Keyifle dinleyeceğinizi pek zannetmiyorum. Canınızı sıkabilir. Benim her hatırladığımda büyük canımı sıkıyor. Ama yine de anlatmak istiyorum. Abicim bu yolları niye böyle bıraktım? Nasıl yollar ya? Ya Allah'ım, köstebek yuvası daha iyidir ya. Evet. Konumuza odaklanabiliriz. Şimdi ben 1. ve 2. sınıfı Van'da okudum. Babamın görevi dolayısıyla. Hep öğretmenimiz değişti. Çok da iyi bir eğitim alamadım. 1. ve 2. sınıfta gerçekten sıkıntılıydı. Oradaki çocuklar da biraz sıkıntı çıkartıyordu. Öğretmenler de biraz sıkıntılıydı. Geliyorlardı, gidiyorlardı, bir şeyler yapıyorlardı falan. Yani çok da iyi eğitim alamadım. He, çalıştım. Çalışmaya çalıştım. Sınıfın belki en iyisiydim ama velhasıl kelam 3. sınıfa ise Kilis'te başladım. Kilis, Gaziantep'in bir ilçesiydi. Sonradan il olmuş ufak bir şehrimiz. Çarpım tablosu soruldu. Ben gittiğim ilk günlerde mi, ilk haftalarda mı ne? Çarpım tablosunu çocuklar çıkıp ezbere okuyordu. Çocuğun biri çıkıyor, birden başlıyor mesela, birleri ezberle diyor, birleri say diyor. Kimliğini hiç kim? İkileri say diyor öğretmen ve çatır çatır o söylüyor. Ben çarpım tablosu ne diyorum o sırada, hani bilmiyorum çarpım tablosunun ne olduğunu. Yani görmemişim, tanık olmamışım öyle bir şeye. Öyle bir şey başımdan geçmemiş. Görmemişim hiç yani. Neyse ben kaldırıldım. Tahtaya çıktım. Onların söylediklerini böyle duydu, hatırladığım kadarıyla tekrar ediyorum. Bir kere iki, iki, iki kere üç, beş falan diye tekrar ediyorum. Çünkü bilmiyorum. Görmemişim, hiç öğrenmemişim öyle bir şey. Abi, o dönemki öğretmenimiz bana öyle bir bağırdı ki, öyle bir azarladı ki beni. Beceriksiz, bir çarpım tablosunu ezberlememiş hala falan filan, baya. Belki o zamanki çocuk aklımda, şu anda abartıyor olabilirim. Ama hani inanılmaz küçük. Düşmüştüm. İnanılmaz manevi olarak yara almıştım. Ve cuma günüydü o gün. Cumartesi, pazar ben çarpım tablosunu baştan sona ezberledim. Pazartesi de çıktığım o sözlüde takır takır hepsini saydım. Ama hala öğretmenken de birine bir şey sorduğum zaman, çocuk bilemediği zaman, sinirlendiğim zaman, daha doğrusu her insan sinirlenebilir. Çocuğa bir şey söyleyeceğim zaman o aklıma gelir. O aldığım yaralar aklıma gelir ve direkt çenemi kilitler benim. Hiçbir şey diyemem. Bilmiyordur. Yani ben geçmişini bilmiyorum ki çocuğun. Ne çektiğini bilmiyorum, anne babasını bilmiyorum, ailevi durumunu bilmiyorum, önceki öğretmenini bilmiyorum, hiçbir şeyini bilmiyorum. Ve o anki haliyle çocuğu yargılayamam. Bu yüzden de siz de öyle olun. İnsanları yargılarken de bunu yapın. Geçmişini bilin, geçmişini öğrenin. Onun neler çektiğini bilin. Ondan sonra yargılıyorsanız, bağırıyorsanız, çağırıyorsanız bir şeyler yapın. Hatta hiç bağırmayın ya. Bağırmak hiçbir zaman çözüm değil. Geçen gün Instagram'da bir söz görmüştüm. Çocuğunuza dediğiniz evetler hayırlarınızın ağırlığını arttırır diyordu. Yani çocuğunuza ne kadar evet derseniz hayırların ağırlığı da, geçerliliği de o kadar fazla olur diyordu. Çok güzel bir söz. Ne demek bu? Çocuk bir şey söyledi mesela. Beraber ders çalışalım dedi. Beraber kitap okuyalım. Beraber dışarı çıkalım. Beraber oyun oynayalım. Her ne değilse artık.
Ve sen buna evet dediğin zaman çocuktaki değerin bir kat artıyor. O çocuğa bir şey yapacağı zaman hayır dediğin zaman da o hayırın değeri de bir kat artıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Anneye bırakalım, anne gelmesin. Yok. Ya başım. Nereye gidiyoruz? Bugün nereye gidiyoruz? Ocakta. Nereye? Kadir ve Seraplara. Bilge, nereye gidiyoruz bugün? Oyuncaklara. Oyuncaklara. Saat 18.45. Yarım saatten az kaldı işte. 14 Nisan. İyi olur Zer. Mezarlar varmış burada. Bu caminin adı ne? Neymiş? Başçavuşzade Camii. Başçavuş. Harun dayının camiymiş. O da başçavuş ya. Ben uzaklığına şahit olmadım. Patronum. Teşekkürler şehitli. Resimleri gördün mü? Allah Allah. Abi bunlara soğuk vurmuyor mu ya? Hadi arabaya hadi. Bugün 14.000 adım atmışım. Bu güzel bir şey.